Herkese merhabalar. Bu zamana kadar hep seyahat videolarımla karşınızdaydım. Bu sefer şimdi bir farklılık yapalım istedim. Size bir seriye başladım. Bu da hamilelik sürecimi anlatıyor olacağım. Evet, ben hamileyim. Yani benim için çok heyecanlı bir süreç. Eminim benim gibi hani heyecanlanan, hamile kalmak isteyen ama nasıl olduğunu süreci bilmeyen, bu süreçin neler yapılması gerektiğini düşünen, bu ilk trimesterde neler yaşadığımı hani merak eden, ilham almak isteyen bir sürü insan vardır. Çok fazla mesaj geliyordu. Ben de bununla ilgili hem hamilelik almak kadar sürecini hem de ilk trimesteri bir anlatmak istedim size neler yaşadık diye. O zaman ilk önce hamilelik süreciyle başlayalım. Hani hamile olduğumuzu nasıl öğrendik, nasıl kaldım falan şeklinde. Aslında bizimki birazcık planlı bir hamilelikti. Şöyle anlatabilirim aslında süreci size. Biz yani hani ne kadar seyahat etmeyi sevdiğimi biliyorsunuz zaten, hani isim bile renkli rotalar. Yani seyahat resmen benim için bir tutku. Bu seyahatlerimden vazgeçmek benim için çok zordu. Hani Okan da yaşımızın küçük olduğunu düşünüyordu aslında birazcık ve hani yeni de evli olduğumuz için biz kendimize en az 2 sene bir evlendikten sonra bir dönem koymuştuk ki hani bunu rahat rahat seyahat edelim, maddi olarak kendimizi bir düzene sokalım. Ve hani hazır hissettiğim zamanda da hani bu sürece başlayalım şeklinde. Tabii benim şöyle bir sıkıntım var. Benim 86 doğumluyum ben. Bir, yaşım ilerliyor. İki, polikistik over sendromu var. Yani bu ne demek? Düzenli adet olmuyorum. Ve kendim bildiğim bileli bu var. Ve çoğu doktorda, her gittiğim doktorda hani hamile kalma şansımın diğer normal insanlara göre daha düşük olduğunu söylüyordu ve bunun benim hep aklımda bir köşesinde bir soru işareti olarak kalmıştı. Yani ben kolay hamile olamayabilirim durumunu yaşıyordum ve ara ara da bunu Okan'a söylüyordum. Yani hani çok da geç kalmayalım, belki işte tüp bebek, farklı yöntemler, belki uzun süre olmayacak, hani denememiz gereken bir sürü şey olabilir. O yüzden de hani bir an önce bu hani geç olmadan başlamamız da lazım. Yani o yüzden o kadar kritik bir noktadaydık ki, yani hani bir yandan gezmeye devam etmek istiyorum. Bir yandan da çocuğum olmaz ve geç kalırım diye aşırı korkuyorum. Yani o kadar şeydim ki, hani iki aradaydım. Tabii bir yandan bu kendimle böyle cebelleşirken bir yandan da abi baskım vardı. Ne alaka diyeceksiniz ama şöyle, abim doktor ve benim bütün bu polikistikle ilgili sürecimi abim çok iyi biliyor. Yani düzenli işte ilacını içtin mi Ebru, oldun mu Ebru, abim sürekli takip ediyordu. Yine mi olmadın Ebru, kaç gün geciktin, işte iki aydır mı olmuyorsun, üç ay mı olmadın, sürekli bana böyle bir şey yapıyordu. Evlendiğimin ilk gününden itibaren bizim Okan da benim üzerimde bir abi baskısı vardı. Abim telefon açıp denemeye başladınız mı? Ne zaman çocuk yapacaksınız? Her döndüğümüz tatilden sonra işte bir ilk tatiline gidiyoruz ilk bir ülkeye. Tamam, bundan sonra dönüşte başlıyorsunuz. Hemen çocuk yapmanız lazım. Öyle ilgili tamam, şimdi son olsun bu, yapacaksınız değil mi? Her şeyimle biz o sahibime söz vermeye çalışıyorduk falan. Böyle bir saçma şeyimle. Ya o kadar komik ki abim şey yapıyordu. Ben mesela işte grip oldum. Abimin yanına gittim. Abi ne kullansam falan filan. Mesela antibiyotik de arasına bu hamilelikten önce ve hamilelik sürecinin ilk döneminde kullanılan polikasit var. Grip ilacıyla polikasit falan sıkıştırıyordu. Yani düşün, o kadar benim hamile kalmamı istiyor yani. Çünkü o da çok korkuyordu. O da riskli olduğunu biliyordu ve ara ara şey diyordu. Ebru geciktirme, yaşın geçiyor. Ebru geciktirme, yaşın geçiyor ve hani şey yapacaksın. Bizi, hepimizi çok uğraştıracaksın ve çok üzüleceksin diye. Ben bir yandan arkadaşlarım oradan söylüyor. Hep şey diyormuşum arkadaşlara da. Herkes hamile kalmak zorunda değil. Herkes belki de anne olmayabilir. İşte olmak zorunda mıyız falan filan diye. Aslında işten içe çok istememe rağmen işin içe de olmazsam çok üzülür müyüm diye de hani kendimi telkin etmeye çalışıyormuşum. Hani olmayabilir yani. Hani herkes anne olmak zorunda değil falan şeklinde. Halbuki deli gibi istiyordum. Tam bunları yaşarken şöyle bir karar aldım kendimce. Tabii bir yandan da Okan'ı ikna etmeye çalışıyorum. Kenya'ya giderken, yani Kenya'ya gitmeye karar verdiğimizde bir aşı vurmamız gerekiyordu. O aşından sonra en az 6 ay zaten çocuk yapma ihtimalin yok. Yani çünkü çocuk doğduğunda riskli oluyor. O yüzden abime şey dedik, tamam Kenya'dan sonra başlayacağız süreci. 6 ay zaten süreci var. Ben Kenya'ya gitmeden önce de sağlık sigortam yoktu bu arada benim. Bizim şirketimiz hani paralı yaptığı için ben gerek duymamıştım. Yani abim de burada yanımda, o zamanlar yanımda olduğu için hani en ufak bir hastalık olduğunda, bu arada çok şükür hani çok bir hastalığım da olmaz genelde. O yüzden hani boşuna o parayı vermeyeyim, parayı biriktireyim, seyahat harcarım diye düşünüyordum. O yüzden sağlık sigortam yoktu. Hem ilacı yaptırdım hem de sağlık sigortasını yaptırdım ve sağlık sigortumdan sonra 6 aylık bir süreç gerekiyor yine hamile kalmanız için. Biz o 6 ay doldurduk ve o 6 aylık sürecin sonunda işte biz o meşhur Amerika tatiline çıktık. Amerika'dan dönünce de abim artık yine tamam, artık kesin söz verdiğiniz zaman geldi ve kesin başlamanız lazım dedi. Bu arada şöyle bir şey oldu. Benim düzenli konuştuğum hani çok yakın arkadaşlarım var.
bir tanesinin hiç hamile kalma çalıştığında haberim yoktu. Bir gün bana dedi ki Ebru, biz de 9 aydır deniyoruz ve hamile kalmadım. Ve hiç bir problem yok. Yani benim böyle polikistiği falan filan da yok. Ne böyle bir şey olamaz falan filan dedim ben böyle. O zaman dedi bunu nasıl yani falan filan böyle çok şaşırmıştım dedim. Falan. Hemen WhatsApp'tan Okan'a yazdım. Hayatım dedim hemen denemeye başlıyoruz. 9 ayda olmuyormuş demek ki benim de olmayabilir. 9 ay ne demek ya falan filan böyle hani hemen mesaj attım. Ya çünkü hani gerçekten çok korkuyorum ya. Biliyorum ki olmayabilir. Bir yandan ama şöyle bir şey var. Okan o kadar rahat ki ben hiç bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum. Ben güveniyorum. Hani bir içimdeki ses sen çok kolay olacağını söylüyor falan diyordu böyle. Sonra tabii bunların arifesinde ben bu arkadaşımın o 9 aylık denetlerimi sesini alınca ve aslında 6 aylık süreci de geçmiş olduğumuzu fark edince hemen doktordan randevu aldım. Şöyle bu arada onda da hep soruyorsunuz ya Ali'ye neden tercih ettim falan diye. Ben arkadaşlara işte daha önce hamile kalmış, çocuk doğmuş ve hani görece zor olmuş bu süreci olan bir arkadaşıma dedim ki en iyisi hangisi? Yani hani ben riske girmek istemiyorum. En iyi ne varsa bana onu söyle dedi ve hani yakında olmasını tabii ki istiyorum. Hani ateşe civarında çalışıyorum çünkü. Dedi ki falan demin karşısında Alle var dedi. Çok meşhur da bir doktor var. Furkan dedi. İnanılmaz şey dedi. Her türlü şeydir sana yardımcı olur. Direkt ona gidebilirsin dedi. Ben hemen telefon açtım Furkan'a. Dedim ki yarına randevu istiyorum. Çünkü hemen gideceğim, kontrol ettireceğim kendimi. Her şey normal mi? İşte folik asit mi almam gerekiyor, ne almam gerekiyor? Herkes hemen süreci baştan anlatıyor. Yani öyle düşünüyorum. 3 ay sonra randevu verdiler. Ne demek 3 ay sonra dedim yani. Hani ben dedim, hamile değilsiniz 3 ay sonra. Dedim yani 3 ayda insan hamile kalır bir şey olur. Neler olabilir yani? Yok dedim, ben dedim, o kadar beklemeyeceğim. Tamam siz de o Furkan'dan randevu bırakın bana. Başka bir doktora kim müsaitse onu verin dedim. Ve ben bu şekilde Sevil Hanım'a gittim. Ya Sevil Hanım denk geldi daha doğrusu. O kadar beğendim ki, o kadar sevdim ki hani doktora da hani böyle şey yaptım. Ay dedim vallahi dedim hani Furkan'a 3 ay bekleyeceğim ama dedim hani ben Sevil Hanım'ı çok sevdim ya falan böyle. Sonra o benimle konuştu. Dedi ki yani Ebru hani evet polikistiğin var. Hani ama dedi şöyle bir şey var. Polikistik olsan da olmasan da zaten bu hamile kalma biraz şans işi. Yani şöyle o ay 100 kadın hamile kalmak için deneme yapıyor. Sadece 23'ü, 25'i, maksimum 30'u hamile kalabiliyor. Yani %30 şansın. Yani polikistik olsan da olmasan da %30 gibi bir şeyin var. Ve bu her ay için tekrar sıfırlanıyor. Yani her ay sen o 100 kişiden 30 olmaya çalışıyorsun dedi. Bu arada da benim son dönemde de işte artık bu sürekli polikistik sendromundan dolayı düzenli kullandığım şey ilacım vardı. Polikistik sendromu olan insanlara genelde doğum kontrol hapı veriliyor bu arada. Ve ben senelerce o doğum kontrol haplarını kullandım. Ama son dönemde artık ben de düzenli ilaç kullanmayı zaten beceremediğim için bırakmıştım. Yani hani lanet olsun dedim bıraktım ve gerçekten bir ek kullanmaya başladım. Epi de gösteririm size. O epi de düzenli işaretlemeye başladım. Hani sonra da doktora dedim ki bakın dedim benim durumum bu 36 günde bir, 38 günde bir oluyor ama görece kendimce yine de düzenliyim dedim. Evet evet dedi yani bu senin rutinin. İlla 30 günde 28 günde bir olmak zorunda değil. Seninki de 36 günde bir oluyor, 38 günde bir oluyor ama bu senin rutinin. Hiçbir sorun yok dedi. Sakin ol, stres yapmıyorsun. O 100 kişiden 30 kişi bakalım arasına gelebilecek misin? Göreceğiz dedi. Ama şu anda bir problem yok dedi. Eskiden dedi, bu arada çok doğru zamanda gelmişsin. Hani yaş olarak dedi. Daha fazla geciktirmeni zaten önermezdim dedi. Eskiden dedi bir sene falan denemeyi önerirdik. Ama şu anda 6 ay sonra zaten tetkiklere başlıyoruz. 6 ay şimdi bir sakin olup denemelere başlayın dedi. Ve sürecimiz aslında böyle başlamış oldu. Kullandığın app de çok doğru gösteriyor her şeyi dedi. O yumurtlama dönemlerine şunlara bunlara dikkat edersen sevinirim dedi. Hatta dedi şu an dedi doğru zamanlardasınız. Bence dedi hani hemen harekete geçebilirsiniz dedi. Tabii ben de bu gazla heyecanlanmış bir şekilde hani Okan'la konuşmaya gittim böyle böyle falan. Her şey yolunda. Sonra tam da şey zamanlarıydı bu bizim ailecek işte ilk çocuklu tatile deneyeceğim zamanlardı. Benim yeğenim Kartal onunla da ilk defa bir çocuklu tatil yapmış olacağım ve onu ilk defa beraber denize gireceğiz falan. Bayağı heyecanlıyım. Tatile gittik. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Sonra o tatilden döndük. Biz bir hafta 10 gün içinde Samos'a gittik. Orada da tabii haberim yok ama Samos'ta şöyle bir şeyler oluyor. Abimlere tabii Bördübet'te biz açıkladık, sürece başladık dedik. Böyle böyle bir durum var. Samos'ta da kuzenime açıkladık. Hani dedik ki böyle böyle biz başladık sürece. Ya dedi bu arada ben aşırıda tuvalete gitmeye başladım sık sık. Normalde bu kadar sık tuvalete gitmem çünkü çok su içme alışkanlığım biraz kötü. Kuzenim şey demeye başlıyor. Ya Ebru dedi olabilir misin dedi. Bak sen de bu kadar korkuyorsun tek seferde yapmış olabilir misiniz? Ya dedi baksana dedi bayağı dedi
şey gidiyor gibisin dedi yani, hamileler bu kadar sık tuvalete gider falan dedi. Ay yok canım, nerede bende böyle bir şey olamaz falan diyorum böyle. O kadar inanmamışım ki yani o kadar olabileceğimi, ama o kadar hani gerçekten hani strese de girmemişim çünkü gerçekten hiç inanmamışım olabileceğimi bu kadar kolay. Meğerse ama Bördübet'te de Samos'ta da ben hamileymişim ve hiç bilmiyorum tabii ki. İhtimal dahil bir vermiyorum. Ve tam o Samos'ta da adet günüm de yaklaşmaya başlamıştı. Dedim adet şeyleridir bunlar. Ama dedi kuzenim, adet dedi de hamilelik şeyleri birbirine çok benziyor dedi. Karıştırıyor olabilirsin. Gidince dedi hemen dedi şey yap, bir test al bence falan dedi böyle. Bu arada hayatımda hiç o testleri falan denemedim, bilmiyorum. Gittik böyle birkaç gün daha bekledim. Ben böyle hani olamam diye düşünüyorum zaten. Ben adet olmayı bekliyorum. O sırada sırf deneyim olsun dedim. Kızlar da şirkette böyle heyecanlandılar deneme sürecine başladık diye falan. Yok bir olduysa falan filan dediler böyle. Gaza getirdiler. Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi şey yapmıyorsun? Ben yok dedim yani olma ihtimali yok ya. O kadar kolay değil falan diyorum böyle. Sonra dayanamadım. Sadece sırf deneyim olsun diye bunlardan bir tanesini aldım. 3-5 liraya böyle eczaneden gittim. Bir hafta sonuydu. Hani ben de yaşamış olayım bu şeyi. Hani pozitif negatif çıkma şeyini gibi. Üzerinde de şey yazıyor işte 1 ile 5 dakika arasında iki çizgi olursa hamilesiniz demek. Ben hemen girdim lavaboya yaptım. Döktüğüm an iki çizgi oldu. Ay dedim herhalde kesin yanlış bu yani. Hani hemen iki çizgi olamaz yani bu kadar kolay falan dedim. Ondan sonra bir tane arkadaşımı aradım. Ya böyle gerçekten o kadar sık kullandığını biliyorum ki bunun yaptığını falan. Ondan sonra o da o sırada çok sinirliydi ve telefonu açtı böyle. Ne oldu Ebru bir şey istedim böyle şey bunların yanlış çıkma ihtimali var mı? Söylemek de istemiyorum hemen böyle hani şey olmasın diye, yayılmasın ve gerçek olup olmadığına emin olmadığım için. Ben 19 yaşından beri kullanıyorum bunları. Bu testlerin hiç yanlış çıktığını görmedim Ebru yaptı böyle. Hadi ya falan böyle oturdum yerim ama yine de böyle internetten araştırıyorum falan. İşte yok dış kabilikler bilmem ne falan filan her şeyleri okuyorum. Yok yok diyorum falan böyle. Sonra Okan kız dedi ki ya dedi ben siz neden yaptım bunu dedi. Ben de merak ediyorum dedi. Ondan sonra gittik ertesi gün. Bu sefer de Okan'la birlikte yine bir test aldık. Ama yani ikimiz de inanmıyoruz. Sonra yine testi yaptım ve anında yine çift çizgi çıktım. Allah Allah olabilir mi acaba falan filan. Ve o kadar şaşkınız ki ama yani anlatamam size şaşkınlığımızı. Sonra tam ikinci testi yaptırdık o akşam. Şey geldi, kanama geldi. Aa dedim bak dedim tahmin ettiğim gibi işte hani adet oldum değilmiş benim dediğim gibi. Hani zaten olmayacak yani bu kadar kolay olmayacağını biliyorduk falan filan böyle. Sonra hemen ama yine de hani ne olur ne olmasa emin olalım diye şey yaptım hemen. Benim doktora mesaj attım. Dedi ki gel İbrahim hemen dedi ve bakalım dedi. Sonuçta dedi bu pozitif çıktıysa öyle çok kolay kolay da şey olmaz falan dedi. Hadi ya falan dedi böyle. Direkt her gün doktora gittik. Gittim Bağdoğru Spor'da. Okan'ı şey anladım ya çünkü o kadar eminim ki olmayacağına ve çıkmayacağına. Hani Okan sen de benimle gel deme gereği bile duymadı. Doktora gittim. Dedi ki kan testi yapılacak sen diyorum. Hani öyle olur ya hep kan testi çıkar pozitif falan diye. Ya o kadar ilerlemiş ki direkt kese oluşmuş bile baktık hani karnıma ve şey dedi kese oluşmuş şurada sen hamilesin dedi. Ben böyle ağzım açık kaldım ama yani hani gülemiyorum, ağlayamıyorum, şey yapamıyorum. Hani böyle duygularım tamamen yani birbirine karıştı. Ondan sonra böyle konuşamadım böyle uzun bir süre. Doktor dedi istersen sana izin yazayım dedi. Sen şu anda şok olmuş, şok geçirmiş gibisin. Hani böyle çalışabileceğine emin misin falan. Yok yok dedim. Ondan sonra çalışırım ama yani falan böyle şeklindeyim. Sonra tabii duygu aşamasında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Doktoru da sarıldım falan filan. Tabii öyle olunca sevgilim benim doktorum olmuş oldu. Çünkü ona o kadar özel bir bağ yaşamış oldum ki hani başka birini düşünmek bile benim için hani şeydi yani böyle hani ihanet gibiydi. Bu şekilde öğrendim hani hamile olduğumuzu. Sonra da tabii ki işte Okan'la da gittik tekrar falan. Hani yani çığlıklar, heyecanlar, şeyler nasıl söyleyeceğiz? Acaba duracak mı, olacak mı? Hani çünkü hani oluyor da hani sağlıklı bir bebeğin yani o kadar olasılık var ki hani bakalım devam edecek mi? Her şey olabilir yani. Abimi çok heyecanlandırmak istemiyorum. Çünkü o kadar heyecanlı bekliyor ki herhalde bizden daha çok bekliyordu abim. Birazcık bekledik böyle 4-5 hafta falan. Sonra baktık her şey yolunda gibi gidiyor. Hani ara ara bu arada ufak kanamalarım da oldu. Hani bunlar da sizi korkutmasın, sizin de olabilir. Bunlar çünkü yerleşme kanamalarıymış. Ama ben her seferinde hani kanama olduğunda panik olup doktora gittim bu arada. Yine siz de gidebilirsiniz ama bunlar dediğim gibi hani herkes için yerleşme kanaması olmak zorunda değil ama yerleşme kanamaları da olabilir. İlla her kanama da sizi korkutmasın. Bir şekilde öğrenmiş olduk.
Yani sonra yavaş yavaş tabii 10. 11. haftalarda falan artık ailelere falan söylemeye başladık. Şöyle söyledik bu arada, ben arayayım. Evet, gel bakalım da gelsin. Olayın kahramanı. Evet. Kalp atışını duyunca söyle. Aynen, evet. Doğru söylüyorsun. Doktor da öyle söyledi, kalp atışını sen duyalım. Sen görmüyorsun bence ha. Böyle. Haftaya kalp atışı duyulacak dedi. Haftaya evet. Kalp atışını, doğru, kalp atışını atışı duyunca bekledim. Ailelerinize söyleyebilirsiniz dedi. Öyle söylendi. Evet, gidiyor da. Evet. Böyle yani hani benim hiç tahmin etmediğim şekilde çok kolay bir süreç olmuş oldu. Sonra tabii bizim planlanmış seyahatlerimiz vardı. Hani Birdbath ve Samos'u zaten hamileyken geçirmiş oldum. Ondan sonrasında nereye gidecektik hayatım biz? Yunanistan tatili denk geldi. İşte bir firmayla anlaşmıştım ben. Hani onlarla birlikte 3 günlüğüne ilk önce bir Yunanistan tatili var. Sonra ilerleyen dönemde de başka bir işte adalar tatillerimiz falan vardı. Bunlar hep planlı tatillerdi. Ben de bir şey olacağını düşünmedim aslında. Hani o yüzden de o tatile de gitmek istedim ama o şansımız o bayramda inanılmaz bir trafik vardı, bir yoğunluk. Ben bayağı arabada kaldım ve o gün inanılmaz bir gene kanama oldu ve inanılmaz korkuttu bizi o kanama. Ama hani doktorum çok sakin olmamı söylüyordu. Hani sürekli WhatsApp'tan yetişebildiğimiz için ve hani beni hep telkin edebildiği için o yüzden çok da şey yapmamaya çalıştım yani hani. Rahat olmaya çalıştım. O da onu da bir şekilde atlattık. Yani çok ağrım olduğu günler oldu. Bir gün o yani o gün yani o Yunanistan'a gittiğim gün gerçekten hamileliğin en kötü günüydü. Bir tek o gün öyle bir şey yaşadım. Yani benim hamileliğim boyunca kusmam olmadı. Bulantım çok yani kusmam bulantım o kadar aşırı olmadı. Çünkü her gün kusan insanlar varmış ya da ne bileyim işte baş dönmesiydi yani öyle bir yorgunluk, uyku yani ben normal hayatım nasılsa öyle oldum ama o gün gerçekten benim için yani o Yunanistan tatili 2 günlük gerçekten çok kötüydü. Kanamam hiç durmadı. Herhalde oturmaktan bilmiyorum ama inanılmaz gaz sancısı yaşadım ve gaz sancısıyla gecenin bir yarısını kalp krizi gibi hissettirdi falan. Yani hani hayatımın en zor günüydü ama onun haricinde dediğim gibi çok şükür hiçbir problem yaşamadım. Benim dediğim gibi mide bulantım falan da o kadar olmadı. Sadece dişimi fırçaladığım zaman bir sıkıntım oluyordu. Onu da yemekten sonra dişimi fırçalayarak, hani şirkette dişimi fırçalayarak çözmüştüm. Sanırım böyle. Yani ben hamileyim. Bayağı şu an bu videoyu çektiğinde biraz geçirli oldu. Yani şu an birinci trimester kısmını size anlatıyorum. Yani hani çok böyle değişik bir şey yaşamadım. Dediğim gibi birinci trimesterde ben seyahat etmeye devam ettim. Sonrasında Gökçeada'ya gittik oradan Yunanistan'dan döndükten sonra. Gökçeada'da hiçbir sorun yaşamadık. Oradan farklı farklı bir sürü yere gittik aslında yine. Yani ben yine hiç o gezmelerimden falan eksik kalmadım. Yürüyüşümü yine yaptım, hareketimi hani böyle kısıtlamadım. Hani kendimi sakınmadım açıkçası. Ben buna inanıyorum yani hayatta dengeye inanıyorum. Her şeyin makbulü yani ne kadar fazlası ne azı. Hani çok sakındıkça da hani o çöp batma durumu da olabiliyor gerçekten. O yüzden çok şükür birinci trimesteri çok rahatlıkla atlattık. Ne öyle kusmam falan oldu ki ben normalde çok başı bağırar, karnım bağırıyor, kusan bir insan. Bütün arkadaşlarım benim hamileliğimden aşırı korkuyordu. Senin yanında olmak istemiyoruz, kesin çok sorunlu olacak falan, kusacaksın diyorlardı. Annemin de çok sorunluymuş mesela, çok kusarmış ama hiç bana denk gelmedi. Bilmiyorum, ben belki baba tarafıma çektim. Böyle yani, o yüzden benim için sorunsuz da umarım sizin için de sorunsuz bir hamilelik olur. İsteyen herkes istediği zamanda sağlıklı bir şekilde çocuğuna kavuşsun inşallah. Bizim için böyle bir süreç gelişti. Şimdi o zaman şunu diyorum. İkinci videoda artık hem kız mı? Aslında Instagram'dan beni takip edenler biliyor kız mı erkek mi olduğunu. Ama ikinci videoda artık hem ikinci trimesterde yaşadıklarımızı hem de bu kız erkek heyecanını sizinle paylaşıyor olacağım. Bu arada ufak bir not. Ben birinci trimesterde bu ikili test denilen şeyi yaptırmadan önce direkt yurt dışına teste yolladım. Çünkü ben o riski almak istemedim. Çünkü ben gerçekten çok korktuğum için ve sağlıksız bir bebek doğurmaktan ve yaşımdan dolayı herhangi bir şey olabilir diye o riske hiç girmek istemedim. İkili testi bile yapmadan önce direkt yurt dışında o Down sendromu değil mi anlamak için o kandan alınan testi aldım ve yolladık. Çok şükür ki tüyümüz çıktı ve onunla birlikte de biz erkenden aslında cinsiyeti öğrenmiş olduk. Cinsiyetle ilgili süreç ve diğer yaşadıklarım da ikinci videoda olsun artık. Görüşmek üzere. Herkese mutlu hamilelikler diliyorum. İnşallah herkes istediği zaman istediği gibi çocuğunu sağlıkla kavuşsun.